yaklaşım, madde bağımlılığına yaklaşım ve tedavi. Türkiye'de ve dünyada hızla artan uyuşturucu madde alım oranları artmaktadır. Maddeye başlama yaşları ise tümden ürpertici bir şekilde düşmektedir. Uyuşturucuyla mücadelenin tüm boyutları açısından yeniden ele alınması amacıyla Manisa İl Halk Sağlığı Müdürlüğü, Celalbayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı ve Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi işbirliğiyle Manisa Celalbayar Üniversitesi Süleyman Demirel Kültür Merkezi'nde her yönüyle madde bağımlılığı sempozyumu gerçekleştirildi. 4 panel şeklinde gerçekleştirilen sempozyuma protokol üyeleri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından sempozyumun açılış konuşmasını yapan Manisa İl Halk Sağlığı Müdürü Doktor Osman Öztürk, uyuşturucuyla yapılan mücadeleler hakkında şu bilgileri verdi. Kişilerin bedensel, ruhsal ve sosyal hayatını yok eden, insanı insan olmaktan çıkaran uyuşturucu maddelerle mücadele etmek, geleceğimiz olan çocuklarımızı bu maddeden korumak ancak iyi bir halk sağlığı yönetimiyle mümkün olabilecektir. Madde bağımlılığının tuzağına düşmüş olan çocuklarımız için ne yapmalıyız? Onlar için de yine iyi bir psikiyatrik protokolle bu çocuklarımızı tedavi edebiliriz. Ancak bu çocukların bu madde bağımlılığından kurtulabileceklerine özellikle sağlıkçılarımızın inanması gerekmektedir. Yapılan konuşmaların ardından sempozyumun ilk paneli olan madde bağımlılığına çok boyutlu yaklaşım gerçekleştirildi. Sempozyumun diğer oturumlarında ise madde bağımlılığına yaklaşım ve tedavi yöntemleri, madde bağımlılığını önleme yöntemlerinde kurumların yeri ve madde bağımlılığında rehabilitasyon konuları ele alındı. Romanya'da %3, Çek Cumhuriyeti'nde en yüksek olan rakam %52, Türkiye ortalaması ise %2.7. Hamdolsun diğer ülkelerle kıyasladığımızda Türkiye nispeten iyi. Belki de kötünün iyisi desek daha doğru olacak. Doğrudan madde bağlantılı toplam ölüm sayısı 232, dolaylı madde bağımlı ölüm sayısı 416. Güvenlik boyutundan ziyade artık sağlık boyutuyla ele alıyoruz. Bundan dolayı da bu işin sekreteryası merkezde Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülmekte. Koordinasyon Sağlık Bakanlığı'nda, Taşya'da da, illerde de Halk Sağlığı Müdürlükleri yürütecek. Yani dikkat ettiyseniz bundan sonra işin sağlık boyutunu ön plana çıkartıyoruz.